İki Mühendisi YouTube kanalımızda bugün hem konuğum hem de konuğum var. Şimdi diyeceksiniz nasıl oluyor hem konuk oluyorsa hem konuğumuz oluyorsa hem de Göztepe Parkı'nda kütüphanemden odamdan çıkmış durumda. Evet bugün bir bilim adamı Mustafa İnan'ın filminin çekiminde bir röportaj için buradaydım ve sevgili dostum Zafer Çelik'le beraber dedik ki bir de iki mühendise biz bunları anlatalım. Size güzel haberi vereyim. Bir bilim adamının romanı Mustafa İnan filme çekiliyor. Kısa bir süre sonra film olarak da izleme şansınız olacak bu değerli kitabın filmini. Evet Zafer Bey, nasıl bir proje, neleri hedefliyorsunuz, bu işin hikayesi nasıl başladı, bize şöyle ya, bir... Aslında 5 yaşında küçük bir kızım var, adı Nehir. Biraz onunla başladı, çok enteresan bir harika şekilde. Kitap okumaya çok hevesli bir aileyiz. Bir gün bir kitapçıda gezerken bu romanın kapağını gördü. Ben Oğuz Atay'ı sadece tutunamayanlarla tanıyordum. Bu kapağı kitabı çekti ve aldı. Almak istiyorum ben bunu dedi. Sonra evimize girdi o kitap. Böyle bir iki ay falan evimizde kaldı. Sonra tutunamayanları ben tekrar okuduktan sonra kitabı okumaya karar verdim ve çok geç kalmış bir okumaydı. İnanılmaz etkilendim. Sonra bunu ilk önce belgesel film yapmaya. Belgesel film yaparken de asıl hedefimiz olan uzun metraj film yapmanın hazırlığına giriştik. Harika. 2 senedir de bununla ilgili çalışıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Hatta 2,5 seneye vardı. İşte belgesel film sanırım önümüzdeki ay Ekim başı gibi bitmiş olacak. Harika. Ondan sonra da 2021 yılında uzun metraj filmle. Vay, çok güzel ya. Muhteşem bir haber. Evet. Ve aslında bunu ben biliyordum. Biz tahmin ediyorum değil mi? Bu pandemi öncesi bizim ofiste bir toplantı yapmıştık. Nasıl hareket edelim? Bu kitaptan etkilenip de mühendis olanları, bilim adamı olanlarla da sizin görüşmeleriniz oluyor, devam ediyor. Çok güzel, harika bir haber. Çünkü ben hep şuna inanırım. Yani bir şeyin en son filmle taçlandırıp kalıcı olması. Evet, kitapların tadı çok ayrıdır. Kitaplar her zaman beni daha çok çarpar. Ama sonda bir de filmin bir kenarda olması çok değerli diye düşünüyorum. Peki var mı ekleyecekleriniz başka? Ya şöyle, roman uyarlamasını çok seviyorum. Daha önce yapımcı olarak Sis ve Gece'yi yaptım. Ahmet Ümit? Evet. Sonra Night's Roaring Kıskanmağını yaptık Zeki Demirkubuz'da ama hep yapımcı olarak. Şimdi yönetmen olarak hazırlanıyorum bu işe. Ya bir de şöyle bakıyorum, Türkiye'de bu tür otobiyografilerin artık film yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yani bunun Müslüm Gürses kadar, tırnak içinde onu küçümsemediğim için çok severim. Kesinlikle. Çok da iyi bir filmdi. Ama Müslüm Gürses kadar hak ettiğini düşünüyorum. Yani, kesinlikle. Mustafa İnan'ın günümüz gençliğine, günümüz öğretmenlerine, iyi insan olmak isteyen bütün insanlara aktarılması gerekiyor. Çok doğru. Temel amacımız bu. Çok doğru. Ya bence mükemmel bir şey yapıyorsunuz. Çünkü biz medyada hep magazinde işte gelir geçer ünlülerin hayatlarını okuyoruz, yaptıklarını okuyoruz. Ama bir kim Mustafa İnan da bunu söyler. Bir bilim adamının niye hikayesini dinlemiyoruz? Bir bilim adamının yaşadıklarını niye konuşmuyoruz? Bu çok önemli ve Mustafa İnan umarım bir başlangıç olur. Mutlaka vardır, belki benim hatırlamadığım şu anda ama bunun arkası gelir. Türkiye'de çok değerli bilim adamları var. Yaşayan, kaybettiğimiz çok değerli edebiyatçılarımız var. Çok değerli sanatçılarımız var. Umarım ki bu bir öncü olur, ışık tutar ve bunun arkasından o değerli insanları da daha yakından filmler üzerinden tanırız diye düşünüyorum. En önce siz başlamışsınız bu işleri. Sizin YouTube kanalınızı seyrettikten sonra da sağ olun. Bu yetkimize çok faydası olduğunu söyleyeyim. Sağ olun. Çok güzel bir programdı. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman burada kısaca kapatalım ama ben iki kişiyi daha bir de anmak istiyorum. Biri sevgili Çağrı Hanım arkada. Sevgili Çağrı arkada. Bir de tabii Hüseyin İnan. Hüseyin İnan. Şey söylemek istiyorum. Yani ya gerçekten bir baba oğlunu ve bir oğul da babayı bu kadar hak eder mi? Yani inanılmaz iyi bir insan. Kesinlikle. Ben tanıdığıma çok çok memnun oldum ve projeye maddi manevi verdiği destek, yani
inanılmaz bir şey. Kendisine buradan da teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Aynen. Biz iki mühendis de bu videoyu yaptıktan sonra kitabın videosunu Hüseyin'den beni hemen aradı. Çok mutlu oldum. Çok duygulandığını, duygularını ve teşekkürlerini iletti. Ve tanışmak istediğini söyledi. Tanıştık ve onun arkasından Hüseyin'den de konuk ederek ki o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Hüseyin'in ağzından Mustafa İnan'ı dinledik ve daha sonra İTÜ'de hemen bir Mustafa İnan gençlerle buluşuyor etkinliği ki o arada bir taraftan zaten Zafer Bey'le beraber ilerleyen bir film projesi varmış. Gerçekten Hüseyin Bey'in bu bir baba oğul ilişkisinde fevkalade güzel bir Mustafa İnan'a da böyle bir evlat yakışır. Ne olacağız? Biraz klişe olacak. Gerçi ama peki çok teşekkür ederim. Beni hem konuk ettiniz hem benim konuğum olduğunuz için sevgili Çağrı sana da buradan selamlar. Sağ ol, sağ ol. Görüşmek üzere. İyi günler.